Bazı erkekler annesine aşırı düşkün, yani biraz ana kuzusu olabiliyor. Bu durum yapılan bir araştırmayla kanıtlanmış. O araştırmada erkeklerin çoğu hastalandığında bana annem baksın demiş. Biz de sokağa sorduk, bakın nasıl yanıtlar aldık. Annemi çok seviyorum, yanında olmayı çok seviyorum. Ana kuzusu oldum. Yanından ayırmıyor beni ve ben bundan da çok mutluyum. Ana kuzusuyum. Beni hep öyle yetiştirdiler zaten. Erkekler gerçekten de ana kuzusu çıktı. Bunu biz değil, yapılan araştırmalar söylüyor. Bence o anneye bağlı. Bir kuzu mu yetiştiriyor yoksa bir aslan mı yetiştiriyor? Ben anne katılıyorum. Aslanıyım. Yok, gerçekten değil, aslan. O her yerde aslan. Bazı erkekler annesine çok düşkün oluyor. Her konuda annesine danışıyor, sözünden çıkmıyor. Hatta hastayken bile annem yanımda olsun diyor. En iyi kim bakar size? Annem bakar tabii canım. Erkeklerin ana kuzusu olduğu yapılan bir araştırmayla kanıtlandı. Yapılan araştırmaya göre erkeklere hastalandığınızda size kim baksın diye soruldu. Erkeklerin çoğunluğu annem dedi. Hastalandığımda annem bana baksın deseydi ne derdiniz? Ama o zaman bundan sonra da annem baksın seninle. Bay bay derdim. Buyursun baksın derim, daha iyi. Ben de kızıma bakarım. Evli erkekler de aynı fikirdeydi. %58'i hastalandığında refakatçi olarak eşinin değil annesinin yanında olmasını istedi. Çünkü erkek çocuklarımızı yetiştirirken onların hizmetçisi gibi oluyoruz. Ve eşimizden de bunu bekliyoruz. Eş bunu yapmayınca anneye yöneliyor erkek. Bundan da hiç mutlu değilim bu arada. Beni çok ana kuzusu olarak yetiştirmeseydin diyorum. Bir tek yaşıyorum mesela. Onlara ihtiyaç çok duyuyorum.